Hepinize merhaba arkadaşlar. Basketbol Tompkins'e hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğiniz bir konuya değineceğim. Outdoor basketbol ayakkabısı nasıl seçilir? Seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Önümde gördüğünüz üzere basketbol ayakkabıları var. Bunlar benim dışarıda kullandığım basketbol ayakkabıları. En sık kullandığım basketbol ayakkabıları. Bugün bu ayakkabılar üzerinden giderek dışarıda giyilecek basketbol nasıl seçilir. Ona değineceğiz. Daha sonra da size önümde olmayan markette, basketbol pazarında bulabileceğiniz ayakkabılardan bahsedeceğim. Fiyat performans olarak iyi durumda olan outdoor basketbol ayakkabılarından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce küçük bir duyurum var. Bu duyuru da şu... Ee, biliyorsunuz daha önce bu kutunun açılışını yapmıştım Kairi 7 ayakkabısı bu Şöyle göstereyim size Hepsi buradan almıştım ee, Videosunu kanalımda bulabilirsiniz Bu ayakkabıyı ben pek kullanmadım ee, O yüzden hediye etmeye karar verdim Boşuna durmasın burada ee, Bu videonun altına yorum yapan Kanala abone olan ve Instagram hesabımı takip eden bir kişiye bu ayakkabıyı hediye edeceğim. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Videonun altına yorum yaparken Instagram adresinizi de eklemeyi unutmayın. Bu ayakkabı 45 numara bir kişiye hediye edeceğim. Umarım kullanacak birine gider. Ayakkabıyı hemen şöyle kaldıralım. Evet hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Evet önce... E, se en temelde bahsetmek istediğim şey şu. Outdoor basketbol ayakkabı seçerken yani dışarıda giyecek bir basketbol ayakkabı seçerken fiyatı bizim için çok önemli. Çünkü pahalı bir ayakkabıyı dışarıda giyip hemen eskitmek istemeyiz. Önce bu ayakkabının uygun fiyatlı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela örnek veriyorum burada tarmak ayakkabı var. Ben bunu 200 ila 300 TL arası bir fiyata almıştım. Ne kadar kullandığımı görüyorsunuz. Kirlendi bayağı ayakkabı zaten. Şimdi bu ayakkabıyı dışarıda giyebilirsiniz. Zaten tabanı da gayet iyi durumda bahsedeceğiz ama örnek veriyorum arkamda Jordan 36 görüyorsunuz. Yani Jordan 36'ya 3000 TL verip dışarıda giymek pek mantıklı değil. Zaten ayakkabı da buna uygun değil. O yüzden ilk kriterimiz fiyat. Yani size tavsiyem şu anki bu piyasada 1700 TL'nin üstünde olan bir ayakkabı almayın dışarıda giymek için. Yani bu benim görüşüm tabii ki. Çünkü fiyat performans olarak iyi bir ayakkabı olması gerekiyor dışarıda giyilebilecek bir ayakkabının. Şimdi elimde Donny Shoe 1 var. Bu ayakkabı benim dışarıda kullandığım ayakkabılardan birisi gördüğünüz üzere. Bu ayakkabının en önemli özelliği çok sağlam bir tabanının olması. Yani tabana ne kadar taş girmiş görüyorsunuz. Ya yani çivi saplansa bu tabana yine de bana mısın demez. O kadar sağlam bir taban. Genelde Adidas ayakkabıları çok sağlam tabana sahip oluyor. Bu yüzden dışarıda giymek daha mantıklı Adidas ayakkabılarını. Harden'lar da bu şekilde. Onun dışında göstermek istediğim Hyperdunk serisinden bir ayakkabı var. Bu Hyperdunk 2017 Love. Görüyorsunuz ne kadar çok kullanmışım dışarıda. Ve tabanı hala çok sağlam. Temizlettiğim zaman yeni gibi olacak bu taban. Hiç erimemiş. Dışarıda basketbol oynuyorum, günlük hayatımda giyiyorum. Bu çok önemli. Onun dışında Adidas Next Level. Yine Adidas fark ettiğiniz üzere. Ve yine sağlam bir taban. Onun dışında bakalım. Evet burada Kyrie 5 var. Kyrie 5 ve Kyrie 4 var. Bunların tabanları da sağlam. Adidas'lar kadar değil. Gördüğünüz gibi erimeler var tabanda ama e, bunlar da dışarıda giymeye uygun ayakkabılar. Şu an bunları piyasada bulmak zor. O yüzden fazla durmayacağım bunların üzerinde. Yine bir Adidas'ım daha var burada Harden Vol 3. Bu ayakkabıdan iki çift var bende. O kadar çok seviyorum. Yine bir Kyle 4 rengi daha. Ve Tarmak gördüğünüz gibi tabanı o kadar sert ve sağlam ki yani dışarıda kullanılmak için üretilmiş bir ayakkabı gibi aslında. E, evet taban konusunda değindik. Tabanı çok sağlam olması gerekiyor dışarıda giyebileceğiniz ayakkabının çünkü tabanı sağlam olmazsa 2-3 giyime de paranız çöpe gider. Bir diğer önemli nokta da şu ayakkabının üst yapısı. Mesela Doni Shoe 1'in tabanı çok sağlam dedim size ama üst üst yapısı o kadar sağlam değil. Üst yapısı kumaş bir yapı su alır bu yapı veya üstüne biri bastığında çabuk zarar görebilir. O yüzden bu ayakkabı yani %100'lük bir outdoor ayakkabı değil ama %80'lik bir outdoor ayakkabı. E sadece üst tabanından, üst bölümünden puan kaybediyor. Onun dışında tabanı, üst tabanı sağlam ne önerebilirim? mesela tarmak yine burada öne çıkıyor. Üst tabanında ekstra bir koruma var tarmağın. Evet yine kumaş bir yapı ama üstüne tekrar bir katman çekmişler. Ya bu ayakkabının su almasını bile engelliyor aslında bu bölümden. Tabii ki bu ayakkabıları yağmurlu havada giymemelisiniz. Onu söylemiyorum bile. Ama en azından ne bileyim işte eve giderken son anda yağmura yakalandın. Biraz da dayanması gerek. Hemen bir yağmur almada çöp olmasını istemeyiz. Yine Next Level'in de üst yapısı çok uygun değil. Ama taban o kadar sağlam ki kuru havalarda dışarıda giymek için müthiş bir ayakkabı. Evet ikinci özellik üst tabanı. Demek istediğim nokta, üst tabanının biraz daha sağlam olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü basketbol bir temas sporu, bir ayağınıza bastığında ayakkabının hemen yok olmasını istemezsiniz. Onun dışında diğer bahsetmek istediğim noktada da ayakkabının arka kısmı. Özellikle bu aşil tendonlu koruyan kısmı benim için çok önemli açıkçası. Çünkü sokak basketbolunda, dışarıda basketbol oynarken çok temas alıyoruz. Ve birisi topuğunuza bastığında, bunlar olabiliyor basketbolda, bu bölümün biraz sert olması gerekiyor. Hemen kağıt gibi yamulmaması gerekiyor. Mesela bu ayakkabıda aşil desteği var burada ve arkası gerçekten sert. Ne kadar yumuşak gibi dursa da sesi duyuyorsunuz. Onun dışında hiperdank, zaten bu konuda çok üst düzey bir ayakkabı. Yine çok sert bir arka yapısı var. Gördüğünüz gibi genelde hepsinde böyle sert bir arka yapı var. Yine Kayri arkası gayet sert. şu an anlıyorsunuz yani outdoor basketbol ayakkabısı seçilmeli. Evet Tarmak. Burada ekstra bir koruması bile var arka tarafta gördüğünüz üzere. Yine sesi duyuyorsunuz. Yani outdoor basketbol ayakkabısı seçerken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar üstünden geçelim. 1 numarada fiyat performans vardı. 2 numarada taban ve üst üst yapı Yani şu üst yapı da çok önemli 3 numarada da benim için bu arka Yapının sağlamlığı önemli Aşil tendonuma bir darbe almak istemediğim için Evet elimdeki Ayakkabılardan size önerebileceklerim bunlar Şimdi de basketbol Pazarında şu an güncel markette Olan ayakkabılara bakalım onların fiyatlarına Bakalım hemen oraya geçelim Evet gördüğünüz üzere bu şu anda piyasada bulabileceğiniz ayakkabılardan da bahsettik. Size elimdeki ayakkabılardan e, yola çıkarak dışarıda giyilebilecek ayakkabı nasıl seçilir? Outdoor ayakkabı nasıl seçilir? E, bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur bu video. Uzun zamandır soruyordunuz çünkü bu tarz bir video istediğinizi belirtiyordunuz. Ee izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Tekrar hatırlatayım. Yorum'a ya e, bu video ile ilgili herhangi bir yorum yazıp sonuna Instagram adresini eklemeniz yeterli. Aynı zamanda YouTube kanalına abone olup Instagram hesabımı da takip etmeniz yeterli. Instagram hesabımı açıklama kısmına bırakıyorum. Basketbol anatomisi zaten o da e, çok basit bulabilirsiniz. Evet teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.